Ben çok uzun süre daha buradayım. Söyle kebapçıma siparişimi buraya getirsin. Abi adres ver, restoran ismi ver. 1000 tane kebapçı var bu şehirde. Ben nereden bileyim hangisi senin kebapçın? En güzel lahmacun kokan kebap salonu. Hadi uç özgürlüğüne, uç. Düştüm buraya, oy oy. Daha gezecektim, koy koy. Çıkarın beni buradan. Ömrümün geri kalanını bu sesi duyarak geçirmek istemiyorum. Kadriye kızdı oy oy. Kaçacak yerim de yok loy loy. Madem bol bol zamanımız var, en iyisi buraya nasıl geldik onu hatırlayalım. Hatırla. Olanları hatırla. Sonra da bana olan simit ayran borcunu hatırla. Cik cik cik. Deminden 6 saat önce cik 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 cik. Sıfırdan yaptığım gözlemevim bitmek üzere. Şu kolibandanı da bulursam teleskopumdan setmeyi bırakıp sabitlenecek. Olamaz. Gözlemevim. Gözlemelerim mi? Hani nerede? Neler olmuş burada? Sen yaptın. Sen yıktın gözlemevimi. Ben şimdi geldim buraya. Sen yaptın kesin. Yalan söyleme, suçlusun. Oo, gerginlik büyüyor. Necati mısırını yiyor. Şakir gözlemevimi yıktı. Saatlerce uğraşmıştım. Kanıtın yok bir kere. Nereden biliyorsun benim yıktığımı? Senin suratında yeni gözlemevi yıkmış gibi bir ifade var. Senin suratında da içeceği unutmuş servis elemanı gibi bir ifade var. Yeter! Siz kardeşsiniz. Sorunlarınızı itişip kakışarak çözemezsiniz. Evet, sorunlarınızı şarkı yarışması yaparak çözebilirsiniz. Hayır Necati, şarkı markı yok. Şarkı neyse de markı çok üzücü oldu. Mahkeme kuracağız. Orada göreceğiz kim suçlu, kim suçsuz. Rica ediyorum, bu sefer şehir tiyatrosunun sahnesini kullanalım mahkeme kurmak için. Geçen seferki gibi olmasın. Oo, hatıranın da hatırası. Bayılırım. Necati çöp çıkarmadığı için açılan davada mahkeme kokudan bayılma kararı verdi. Görüşürüz. Canan'ın gözlem evinin yıkılması davasına hoş geldiniz. Ben Hakim Peyami, savcımız Kadriye, sanık Şakir, kalede Fuat, sahanda Yumurta, çayda Çıra. Necati de söylenenleri yazıya döken katip sanırım. Yok, arkadaşımla yazışıyorum. Mahkeme deyip seni sonra ararım. Evet Şakir, söyle bakalım suçlu musun? Yalnız dikkat et, annenim ben senin. Gözlerinden anlarım. Benim bir suçum yok. Ben bir şey yapmadım. O zaman buna ne diyeceksin? Gözlemevi yıkıntısının içinde bir bisiklet ve bisiklette de parmak izi buldum. Şakir, doğruları söylemek için son şansın. Mahkemede olduğunu unutma. Necati sen de. Siz devam edin. Ben kanıtları inceliyorum. Tamam tamam. Her şeyi anlatacağım. Bahçede bisiklet sürüyordum. Sonra bir anda frenler tutmadı. Canan'dan korktuğum için hemen kaçtım. Yalan söylediğim için pişmanım ama frenin tutmaması benim suçum değildi. O sırada bahçede başka kim vardı? Babam ve Necati abi. Sırtımdan in Necati. Sırtlan hayvan oldum. Eyvah! Oklar bize yöneldi Remzi. Ben suçluları buldum. Ok yönüne bakın. Dur, en heyecanlı yerindeyiz. İzlemeye devam edelim. Ben masumum. Çünkü Canan'ın gözlemevi orada olduğu için bisikletimi başka yerde sürmek istemiştim. Babam da bana yok yok bir şey olmaz burada sür demişti. Miş miş miş, mış mış mış. Kanıtın varsa çıkar göster. Nasıl geldim ben buraya? İtiraz ediyorum. Benim de çekirdeğe ihtiyacım var. İtirazınız kabul edilmedi. Tamam, anlatıyorum. Evet dedim. Yok 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 bir şey olmaz burada sür. Ama çok dikkat ediyordum. Şakir gözlemevine çarpmasın diye dibinden ayrılmadım. Ta ki... Evden ani bir ses yükseldi ve dikkatim dağıldı. Sese doğru birkaç saniyeliğine kafamı çevirdiğimde Şakir gözlemevine bombistik diye bağırarak giriyor. İtiraz ediyorum. Bombistik demedim. Bombastik dedim. Çok büyük ihmal var. Şakir kendi konuşamıyor mu? Sen Şakir'in avukatı mısın? Evet. Bence de ihmal var. Hangi gazeteyi okunurmuş? Kesildik. Sınıf. Sarımsaklı mantı kokuyor. Ama mantısız olanından. Mantısız sarımsak bu.
Tokmak bulamadım, havanda sarımsak dövüyorum. E ne yapayım? Bu ses ve ihlal olayını geçelim isterseniz. Evet, Necati'yi sanık sandalyesine davet ediyorum. Necati! Necati! Sağ olun, sağ olun. Oo, Hilmi Usta, ne haber? Şuna bak, mahkemede bile taraftar grubu yaptı adam. Sessizlik! Evet, olayı anlatıyorum. Şimdi bir gözlemevi var, bir de onun gözlediği Jüpiter topu. Bu Jüpiter topunun üstünde bir anda uzaylılar çıkmasın mı? Ciu ciu! Biz uzaylıyız. Üstüme kaşar peyniri atıyorlardı. Ben de dedim ki, hayat sana kaşar peyniri veriyorsa neden makarna yapmayasın? Hemen reddemi çıkardım. Dur! Bu ne biçim hikaye? Önce tanıklık edebilmen için bize akıl sağlığı düzgün biri olduğunun raporu lazım. Açalım, ben doktorum. Gözlerinizle elimdeki kalemi takip edin. Hmm. Benim takma dişlerim kadar hareketliler. Sağ olasın abi. Buna gerek yok. İşte akıllı olduğuma dair bir rapor. Benim oğluşum çok akıllıdır. Ha? Necati, annen yazmış bu raporu. Ekonomik durumumu görmek isterseniz babamdan aldığım harçlığı da gösterebilirim. Gözlemevi davasına ilgi gitgide büyüyor. İnternet bu davayla çalkalanıyor. İşte bu davayla çalkalanmış bir internet fenomeni. Çalkalanmaya bayılırım. Löp böle löp böle löp böle löp böle. İçeride büyük bir kargaşa var. Arkadaşımız mahkemeden görüntü almaya çalışıyor. Şakir suçlu. Bu nasıl mahkeme? Çok sıcak. Kardeşim çekilir misin? Görüntü almaya çalışıyorum. Tamam işte. Benim görüntümü de al. Ama karşıdan al. Arkadan lahmacuna benziyorum. Bak. Aa, hakikaten de arkadan lahmacuna benziyorsunuz. Şaka şaka. Acil durumlar için her zaman kafamın arkasında bir tane lahmacun saklarım. Asıl suçlu Şakir. Onu tutuklayın. Evet doğru. Şakir yıksın. Tutuklayın onu. Şakir yıksın. Çabuk. Şakir yıksın. Onu tutuklayın. Hayır. Asıl suçlu Remzi. İzin vermemesi gerekirdi. Doğru diyor. Hayır, şimdi asıl suçlu Remzi. Onu tutuklayın. Hemen tutuklayın onu. Hemen. Bunlar da ne desek onaylıyor. Bak şimdi. Kuru pasta yağmurda ıslanırsa yaş pasta olur. O da haklı. Yine doğru söyle. Evet, yaş pasta olur. Evet, yaş pasta olur. Yaş ıslandı ve yaş pasta olur. Doğru söyle. Eyvah! Bunlar suçu bize yıkacak oğlum. Hemen çare bulmamız lazım. Merak etme Remzi. Az önce burnuma pis kokular geldi ve takip ettim. Önce çürümüş bir gofret buldum. Bir gofreti çürütmek çok zor bir şey. Sadede gel Tanju. Tamam, dinleyin şimdi beni. Fısır fısır fısır. Hakim Bey, sorgu için kadriyi çağırıyorum. He? Ne? Ama ben... Ben de dürümcümü buraya çağırıyorum. Bu dava fazla uzadı. Kadriye Hanım. Çılgın Mahkeme dizisini müvekkilim Remzi ile beraber takip etmeye söz vermişsiniz. Ama gofret ajanlarımın söylediğine göre televizyonunuzda dizinin son bölümü açıkmış. Kadriye, ben siz yeni bölümü nasıl izlersin? Jüri bu hareketinden dolayı Kadriye'yi kınıyor Hakim Bey. Kınayın bakayım. Kın, 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 kın. Ne jürisi? Film mi çeviriyoruz burada? Evet Kadriye, anlat. Koltukta uzanıyordu. Canansa gözlemevini salona kuruyordu. Dizinin yeni bölümünü izleyecektim. Ancak görgü tanığı olsun istemedim. Bu yüzden bir bahane uydurdum. Canan kızım, Venüs ve Mars hizaya girince bu sene buzdolabı çok yaktı. He? Ne diyorsun anne? Başım ağrıdı diyorum. Bahçede kurşun gözlemevini ayol. Ispanaklı gözleme. Necati, sen yoksun bu anıda. İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Tanığın aslında iki tane burnu var. Aa! Tam bölümün sonuna geliyordum ki Remzi'nin sesini duydum. Ve beni yakalayacak diye telaş yaptım. Yok yok yok, bir şey olmaz burada, sür. Eyvah, Remzi geldi. Kapan hadi, kapan. Kumanda çalışmayınca ayağım takıldı ve hoparlörleri devirdim. Remzi'nin dikkatini bu dağıtmış olmalı. Seni görevinden alıyorum. Cübbeni çıkar ve rozetini teslim et. Ama rozetim yok ki. Rozetin yoksa kıymalı böreğini teslim et. Evet sayın seyirciler, son aldığımız bilgiye göre davada karar zamanı geldi. Bakalım suçlular ceza alacak mı, yoksa internet fenomeni ayran yine mi çalkalanacak? Elimi indirdiğimde mahkeme kararını vermiş olacak. Omzumdaki kireçlenme yüzünden 2 dakikamız falan var. Hepiniz suçlusunuz, ben masumum.
Bir tek ben akıllı uslu biriymişim aranızda. Bu yaptığınız hiç yakışmadı. Bana da çizgili tişört hiç yakışmaz mesela. Durun. Sürpriz gelişme. Gökten bir yağıyor. Bu da kim? Evladım kapıyı kullansana. Mahkemeye böyle mi girilir? Şakir'in frenlerinin tutmadığına emindim. Ben de ipuçlarını takip edip size bir tanık buldum. Karardan önce dinlemeniz lazım. Ben tren istasyonunda bilet görevlisiyim. Memnun oldum. Ben de Necati Dam dedektifiyim. Yanlış anlamayın, kaçmıyorum. Deliği tabir ediyorum. Bir el atsanız. Necati Bey olay sabahı gelip benden Kıbrıs'a tren bileti istedi. Beyefendi, Kıbrıs bir ada. Oraya tren olmaz. Tarihi yarımada da bir ada. Ama oraya tren var. Öf, tamam. Sen bana treni bul. Ben sana bileti satacağım. Bir süre sonra Necati Bey geri döndü. İşte fren. Tren dedim, fren değil. Gittim çoluk çocuğun bisikletinden fren söktüm. Ama bir Kıbrıs tatlısı yiyip dönecektim. Tren sevmek suçsa kabul. Ben çuf çufum. Pardon, suçluyum. Oh, kurtulduk. Yaşasın. Suçlu olmadığımız anlaşıldı. Sonunda bitti, oley. Ne yaptığını gördün yaptığına? Yazıklar olsun be. İnanamıyorum, suçlu Necati'ymiş. Necati, o kadar konuştun. Şimdi sevinsen mi, üzülsen mi bilemedim. Ama merak etme. Sen burada uğraşırken ben oyuncaklarına iyi bakacağım. Civciv oyunun da bende kalacak. Hayır, civciv oyunum olmaz, hayır. Sessizlik. Kararımı açıklıyorum. Hepiniz suçlusunuz. Ha? Ben de mi? Ama benim daha yavru gofretlerim var. Şakir, sen mahkemeye yalan söylemekten. Remzi, bir şey olmaz. Burada sür diyerek yaptığın ihmalden. Kadriye, Canan'ı kandırarak oyun alanından mahrum bırakmaktan. Necati, sen de bisikletin frenini haber vermeden söküp tehlikeye sebebiyet vermekten suçlusunuz. Cezanız gözlem evini onarmak. Oley! Gözlem evine gidiyoruz. Ama önce tiyatronun kulisinde oturup uzun uzun yaptıklarınızı düşüneceksiniz. Yeterince uzun düşündük sanırım. Hadi kardeşim, 5 dakika diye aldınız tiyatroyu, 5 saattir buradasınız. Çıkın gidin artık, oyunumuz var. O zaman hem suçlu hem güçlü olduğumu göstermenin zamanı geldi. Of, berbat bir esiri. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere uzaylı avcısı Profesör 3'ü tanıtacağım. Bildiğiniz gibi bu oyun tam 10 yıldır bekleniyordu. Şakir. Aman ne kayıttayım şu anda. Haftaya olan sınava çalışmıyor musun sen? Hayır anne. Son gece çalışacağım. Son gece mi? Son gece. Son gece. Evet, son gece. Eminsin. Son gece yani. Evet eminim. Son gece yani. Sen işine bak Şakir. Ben sadece kapı açıp kapatmayı seviyorum. Sınava ne zaman çalışacaksın? Son gece. Sınava ne zaman çalışacaksın? Son gece. Sınava ne zaman çalışacaksın? Son gece. Sınav son gece. Sınav son gece. Sınav son gece. Sınav bu gece. Bu gece son gece. Oh nihayet. Defter, kitap, soru bankası, silgi, kalem tıraş. Evet, her şey hazır. Bir dakika, unuttum. Uğurlu kalemim. Uğurlu kalemim nerede? Burada yok. Burada da yok. Burada hiç yok. Kalemim nerede? Bahane! Bahane!
Sen ne diyorsun Necati? Herkes bağırınca hoşuma gitti. Böyle olacağı belliydi. Sınava çalışmamak için bir haftadır elinden geleni yaptı. Son geceye bıraktı. Şimdi de kalemi bahane edecek kesin. Kalemi bahane ediyor. Pardon ya, yani kalemim nerede, gördünüz mü? Ay ne bileyim oğlum. Bugün odanı temizledim, ben de görmedim. Uğurlu kalemim olmadan çalışamayacağımı biliyorsunuz değil mi? Çöpe baktın mı oğlum? Çöpü attım. Sokakta bekliyor. O zaman çabuk ol evlat. Çöp arabası gelmeden kalemini bulman lazım. Ben de geliyorum Şakir. Oley, çöp arabalarını çok severim. Nerede kaldı bu adam? Eyvah! Polis sireni bu. Gitmek zorundayım. Üzgünüm dostum. Geldim. Nerede bu adam? Hay aksi, polisler geliyor. Ne yapacağım? Ne? Kaçmış olmalı. Muhtemelen öyle. Bu ne? Maske. Hırsız maskesini düşürmüş. Ha işte çöpler burada. Sen bu kutuya bak Necati abi. Bu neymiş? İnce altın. Geç. Elmaslı yüzük. Geç. Aha! İskelet kostümü. Bırak abi onları. Kaleme odaklan. Kaleme. Burada da yok. Eyvah! Çöp arabası geliyor. Şunu da alıyorum. Ama daha bulamamıştım. Şakir bak nasıl olmuş. Bir tane daha var. O da tam sana göre. Oo, o ne öyle? Bir deri bir kemik kalmışsın evladım. İlk defa güzel bir espri yaptın Gürol. Hadi canım sen de. Bir deri bir kemik kalmak ne demek ki? Çok zayıflamak anlamına gelir. Aa, gerçekten kilo mu vermişim? Ekmeği kestim ondandır. Bu senden de komikmiş Gürol. Hadi yürü gidelim, bırak dalga geçmeyi. Uğurlu kalem de gitti. Of. Takma kafana Şakir. Hatta al bunu tak kafana. Ha? Çekil olsun. Aa, bir tane kutuyu almayı unutmuş lan. Kalemim içinde olabilir. Gidip bir bakıp geleceğim hemen. Ben de bu arada bakkal amcayı korkutayım bari. Bakkal amca. Kapatmış adam. Neyse şu kuru yemişçiyi korkutayım ben de. He? Nasıl olur? Ercan abi değil mi bu? Psst, abi. Ne yapıyorsun abicim? Nasıl geldin buraya? Aa Şakir, sen nasıl geldin buraya? Kimin arabası bu? Çabuk bin arabaya, polisler geliyor. Polisler mi? Oyun mu oynuyoruz şimdi? Hırsız polise bayılırım. Yürü bas gaza. Oley! Neden geciktin o kadar? Oo, demek gizemli konuşuyoruz. Hadi bakalım. Bilmiyorum ahbap. Polislerden zar zor kaçabildim. Paralar nerede peki? Paralar mı? Paralar... Paralar tabii ki de güvenli noktada. Güvenli nokta mı? O ne? Sakın bana güvenli noktayı bilmediğini söyleme. Bunu her hırsız bilir. Delirtme beni. Güvenli nokta neresi? Güvenli nokta şeyde. Dürümcü de. Evet, güvenli nokta dürümcü. Dürümcü mü? Evet. Çabuk en yakın dürümcüye sür. Eyvah! Polisler arkamızda. Bence öyledir herhalde. Hemen arkaya bir şeyler atalım. Ne? Ne yapıyorsun koltuk o? Bir hırsız her zaman kaçarken koltuk atmalıdır. Bu koltuk da neyin nesi? Eski model bir koltuk. Hırsızların arabası da eskiydi bayağı. Kesin buralarda bir yerde olmalılar. Bir dakika. Şuradaki kim? Aha, iskelet maskeli soyguncu. Tekrar maske takmış. İşte çöplerin orada. Çabuk yakalayalım. Yok hiçbir yerde. Yeter artık, eve dönüyorum ben. Aha, şimdi yakalandı. Yürü bakalım arabaya. Ne yapıyorsunuz? Bir hata yapıyorsunuz. Ben hiçbir şey yapmadım. Tabii. O bankayı da sen soymadın değil mi? Ne bankası? Ben ders çalışmaya çalışıyordum. Kesin derstir. Yarın büyük sınavım var. Her yerden soru gelecek. Lütfen indirin beni. Gidip çalışmam gerek. Tamam öyleyse sana tek bir soru soracağım. Bilirsen gitmene izin vereceğiz. Tamam sor. Birden ona kadar olan asal sayıları say öyleyse. Asal sayı... Neydi? Süre doldu. Cevap 2, 3, 5, 7. Kandıramadın bizi hırsız bey. Hayır, ben hırsız değilim ki. Abi, çaldığın var mı? Acaba. Emin misin paraları buraya koyduğuna? Ha, evet.
Usta bize iki tane tabure atsana şuraya. Ne yiyorsun sen? Ercan saçmalama, bir şey yemek istemiyorum. Paraları alıp gideceğiz. Tamam tamam, ben ısmarlıyorum. Rahat ol. Hırsızı da yakaladığımıza göre şurada bir dürüm yesek mi iki dakika ha? Ne dersin? Peki olur. Sen de arabada bekle, tamam mı sevgili hırsız bey? Hala hırsız diyorlar. Hadi hemen şu dürümünü bitir ve parayı sakladığın yerden al. Yeter artık. Tamam tamam Şakir. Ben bir acı biber alıp geleyim. Ne Şakir? Usta bize bir Urfa bir Adana yapar mısın? Şu biberlerden alayım. Aa polisler. Yoksa bunlar da mı oyunun içinde? Necati abi bu. Necati abi. Oo Şakir. Hangi ara dürümünü yedin? Hesabı ödedin mi bari? Necati abi. Çabuk kurtar beni buradan. Beni hırsız diye... Hiç merak etme Şakir. Macera devam ediyor. Çok gerçek bir polis arabası bulmuşsun. Hayır hayır hayır. Sen de başlamış şimdi. Oo plakamızın sonu da 1881'miş. Atatürk'ün doğum tarihi yani. Aferin genç. Evet. Neyse hadi gazlayalım. Saçmalama Necati abi. Çabuk gelin şu arabadan. Gerçek polis arabası bu. Ne? Aa! Ne oluyor? Usta kolay gelsin. Buraya çuvalla para bıraktı mı biri? Ne? Burası güvenli noktaymış. Ne diyorsun evladım? Usta, usta. Polis arabamızı kaçırdılar. Buralarda iskelet maskeli birini gördün mü? Anne! Kaçma, kaçma. Çabuk buraya gel. Gel dedim. Ayaksi, ne yapacağım bu paralarla şimdi ben? Niro nerede acaba? Polis geliyor. Çabuk bakın abi. Necati abi. Bırak beni Şakir. Ne yaptık bak görüyor musun? Beyefendi, beyefendi iyi misiniz? Ay. Hiç merak etme dostum. Sana yardım edeceğim. Gel bin şu arabaya. Hastaneye götürelim seni. Geç bakalım. Bu adam para dolu çuvalı. Polislerin aradığı ama yerine beni yakaladıkları sorguncu bu adam işte. Ne oldu öyle? Hırsızı yakaladık Necati abi. Dünyanın en güzel gecesi bu gece. Çok eğlenceli. Ama bizi suçlu sanıyorlar hala. Bunu nasıl düzelteceğiz? Bütün ekiplerin dikkatini. Dürümcü ustanın yakınlarında bir ekibimiz arabasını çaldırmıştır. Kendileri hırsızı yakalamış olup halen dürümcüde yardım beklemektedir. Yakın olan ekiplerin bir an önce bu saçma durumu çözmesi rica olunur. İşte bu. Evet bu araba konuşuyor. Hayır telsiz o. Duydun mu polisler hala dürümcüdeymiş. Öyleyse bir fikrim var. Nerede kaldı bu destek? Sen de çıkar bakayım şu maskeyi artık. Sana o kadar asal sayı öğrettik. Bize bunu mu yaptın? Ne asal sayısı? Dürümcünün önünde bekliyorlar. Hazır mısın Necati abi? Hazırım Şakir. Yavaşça ittirelim hadi. İttir, ittir. Bu bizim araba. Hoppala. O ne? Arkada biri yatıyor. Birol ne oldu bize? Bilmiyorum Ercan, bilmiyorum. Saçma sapan bir şeyler oldu bize. Paralar da burada. Yakaladık. İkisini de yakaladık. Oley! Hadi bakalım. Sen de geç içeri. Hadi hadi. İnanamıyorum. Bütün geceyi dışarıda geçirdik. Çok uykusuzum ve sınava çalışamadım. Kesin başarısız olacağım. Olsun Şakir. Hayatımızın macerasını yaşadık. Fena mı oldu? Ben gidiyorum Necati abi. Bana şans dile. İyi şanslar. Unutma! Karadeniz'de dağlar kıyıya paraleldir. Bir tek bunu biliyorum şu hayatta. Bittim ben. Evet çocuklar. Bugün sınav yapmaktan vazgeçtim. Onun yerine sözlü yapacağım. Yapmayın hocam. Hayat bu, sürprizlerle dolu. Ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz. Şakir, ilk sen gel bakayım tahtaya. Bittik. Başlıyorum. Söyle bakalım. Bir deri bir kemik kalmak deyimi ne anlama gelir? Bir deri bir kemik kalmak ne demek ki? Çok zayıflamak anlamına gelir. Çok zayıflamak anlamına gelir. Güzel. İkinci sorum. 1881 tarihi neden önemlidir? Oo plakamızın sonu da 1881'miş. Atatürk'ün doğum tarihi yani. Aferin genç.
1881 Atatürk'ün doğum tarihi. Bayağı iyi. Peki birden 10'a kadar olan asal sayıları sayar mısın? Süre doldu. Cevap 2, 3, 5, 7. Kandıramadın bizi hırsız bey. 2, 3, 5, 7. Vay canına. Bu da sonuncusu. Çok klasik olacak ama Karadeniz'de dağlar kıyıya nasıl? Paralel. Tek bildiği bu çünkü Necati abinin. Bravo Şakir. Sana 100 puan veriyorum. Otur bakalım yerine. İnanmıyorum. Geçtim. Sınavı geçtim. Tamamen şans oldu ama bir daha işimi şansa bırakmayacağım. Oley! Puding isteriz. Hoppidik toppidik. Nerede kaldı bu puding? Necati sen yapıyorsun ya pudingi. Doğru. İşte Şakir heyecanlı müzik yap. Şef Necati'nin ünlü tarifi. Dünyanın en güzel pudingi. Yemeyen bin pişman. Yiyenler çok şişman. Bu tabak boş. Porsiyon küçücük çıktı Remzi. O da hemen ağzıma atladı. Ben bir şey yapmadım. Olamaz. Şakir'le günlerdir bu anı bekliyorduk Necati. Puding istiyoruz anlıyor musun? Puding. Bir dakika aklıma bir fikir geldi. Durun. Gitti. Neyse. Hop geri geldi. Şakir oğlum çabuk motive edici müzik yap fikir kaçmasın. Ankara'nın bağları olur mu? Daha hareketli bir şey lazım. Dünyanın en güzel pudingini yapıyorum ama küçücük çıkıyor. Peki ya bir sürü pudingimiz olsaydı Mirket'e gidelim. Sonra da Mirket çabuk pudingimizi büyütecek cihaz yap. Devasa bir puding. Tüm hayvanlığa yetecek kadar. Mirket heyecandan ağlayacak. Evet diyecek. Bu muhteşem bir fikir diyecek. Olmaz. Nasıl olmaz? Ama şu faturaları ödeyecektim. Ama Mirket abi ne olur. Pudinge ihtiyacımız var. Hayır, pudinge ihtiyacınız yok. Sadece istiyorsunuz. Benimse zamana ihtiyacım var. Bir sürü işim var. Hiçbirine yetişemiyorum. 3 ekmek verir misin? Buyurun. Remzi, 5 liranız var mı? Evde unutmuşum. 5 liram arkadaşlarıyla dışarı çıktı. Koşun, gidiyor. Sonunda varabildim. Bu ayak işlerine çok vakit harcıyorum. Acaba kendime süper hızlandırıcı bir spor ayakkabı mı yapsam? O zaman her yere yetişirim. Bir sürü de zamanım kalır. Neyse ki beynim ayaklarımdan hızlı çalışıyor. İşte yeni hızlandıran süper spor ayakkabıları. Çok hızlı olacak. Hem de çok hızlı. Korkma sana Mirket. Böyle şeyler için çok mu yaşlandım acaba? Özgüven sorunu yaşıyorum sanırım. Kendimi cesaretlendirmeliyim. Mirket nerede? Sesi geliyordu demin. Şu ayakkabılara bir bakın. Çok havalı duruyorlar. Bence ben daha havalıyım. Necati kurcalamasana Mirket'in cihazlarını. Sen henüz yaşlanmadın. O ayakkabıları giyebilirsin. Giyebilir misin? Ben mi? Benle konuşuyorum tabii. Hey sen. Evet sen. O ayakkabıları senin için yaptım. Emin misin? Hayırı cevap olarak kabul etmiyorum. İyi peki giyiyorum. Bunlar muhteşem. Niye herkes durdu? Yoksa... O kadar hızlı koşuyorum ki zaman yavaşladı. İşte oldu. Aslında biraz eğlenebilirim de. Nişneyi hiç sevmem. Sen beni sahile kadar götürüver evladım. Bu ayakkabılar muhteşemmiş. Neredeyse ışık hızına ulaştım. Ben de istiyorum. Çabuk çıkar onları. Evet çabuk çıkar onları, sıra bende. Ama sen giymemi söyledin Mirket abi. Hayır söylemedim. O ayakkabıları kendime yapmıştım. Peki çıkarıyorum. Çocuğum dalga mı geçiyorsun? Çıkarsana ayakkabıları. Deniyorum. Ama ayakkabı
kafama ve zihnime göre icat etmiştim. Nasıl duracağım ben? Ayaklarımı kontrol edemiyorum. İnsene sepetimden. Aman, tamam. Ben gidiyorum. Gofretler aşkına, ışınlandı. Evladım, sahile kadar bıraksana. Taksimetre yazmayı unutma. Ha? Yaklaşmayın. Yoksa elimdeki süper dondurucu cihazı kullanırım. Siz bilirsiniz. Alın bakalım. Niye çalışmıyor bu? Emekli oldum ben. Niye çalışayım? Of, çok sıcak. Şöyle buz gibi bir hava esse keşke. Evet sayın seyirciler. Roket gibi hızlı koşan bir çocuk arkasında oluşturduğu rüzgar sebebiyle eşyaları peşinden sürüklüyor. Dünyanın çevresini tam 3 dakikada döndü ve hızlanmaya devam ediyor. Evet hızlı koşan çocuk, bu konuda ne söyleyeceksin? Evet, gördüğünüz gibi ses hızını geçtiği için mikrofonlarımızdan kaçmayı başardı. Şakir'i durdurmamız lazım. Durum çok vahim. Hızlanmaya devam ediyor. Hesaplarıma göre az sonra turunu tamamlayacak ve bizim sokaktan geçecek. Çabuk benimle gelin. Necati gelirken büyük sapanı da getir. Ha, bunu mu? Evet, onu. Geliyor. Geliyor. Şimdi. Bu bir telsiz. Alo, Şakir duyuyor musun? Mirket abi. Şakir, o kadar hızlı koşuyorsun ki yarattığın fırtına dünyayı kaosa sürüklüyor. Şu an dünyanın çevresini 2,5 dakikada koşuyorsun ve hızlanmaya devam ediyorsun. Hesaplarıma göre dünyanın çevresini 1 dakikada koşmaya başladığında dünya yörüngeden çıkacak. Yakalayın beni! Remzi! Durmak için gofrete ihtiyacım var. Ne gofreti Tanju? Kandırma beni. En azından denedim. İyi de nasıl çıkaracağım Mirket abi? Duramıyorum ki. Ayakkabı çık diye bağır. Belki işe yarar. Ayakkabı çık. İşe yaramadı. Aklıma daha zekice bir çözüm gelmiyor. Necati bir dakika susar mısın? Ben senden daha zekiyim. Ben bulamadım. Sen mi bulacaksın? İyi tamam. Söyle hadi. Aslında bu bayağı zekice. Tamam. Plan B. Eyvah! Necati abinin planına kaldıysak, umarım yemek yarışmasına çevirmez olayı. Şakir'in dünyayı turlamasına 3 saniye. 2, 1. Bir dahaki tura 1,5 dakikamız var. Süre başlasın. Evet sayın seyirciler. Yeşil önlüğüyle Mirket, bakalım bugün bize neler pişirecek. Evet şef. Bugün size atomik büyütücü cihazı icat ediyorum. Yanında tatlı olarak moleküler soğutucum var. Peki. Zeytinyağı mı kullandığın ayçiçek yağı mı? Motor yağı şef. İlginç bir tercih. Evet, pembe masaya gidelim. Necati şef, bugün bize neler hazırlıyorsun? Evet şef, tamam şef, hazırım şef. Necati şef, ne diyorsun? Ha, affedersin şef, özel tarifim olan muhteşem pudingi yapıyorum. Muhteşem olacak. Evet, son saniyeler. Tabaklarınızı hazırlayın. Ve süreniz bitti. 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 Şimdi tadım sırası. Çok sert olmuş bu. Remzi, ısırmasana cihazı. Hadi çabuk Şakir'in turunu yakalamamız lazım. Ya ben de dünya turuna çıkmak istiyorum. Ay, başım dönüyor. Ay. Ha, şuna bak. Beni kıskandığını hep biliyordum. Şimdi de hatalarımı taklit ediyorsun. Kıskanç! Kıskanç! Evet sayın seyirciler, hızlı koşan çocuk dünya turunu 1,5 dakikanın altında tamamlamak üzere. Evet Sedef, hava durumu için sendeyiz. Bugün hava fırtınalı. Teşekkürler. Şakir, merak etme. Seni durdurmamıza az kaldı. Lütfen acele edin. Beni iyi dinle. 3 kere Necati baba çok yaşa. Dersen duracaksın. Ha? Necati abi, bu çok saçma. Durmak istiyor musun, istemiyor musun? Tamam. Necati baba çok yaşa. Necati baba çok yaşa. Necati baba çok yaşa. Hala koşuyorum. Hemen de inandı. Necati, ver şu telsizi.
Şakir, geçeceğin yolu hesapladık. Seni bir pudingde hapsedeceğiz ve ayakkabıları da hemen çıkaracaksın. Yalnız hesaplamalarıma göre biraz daha hızlanman gerekiyor, yoksa puding zaman bükülmesi etkisini göstermez. Ama Mirket abi, biraz daha hızlanırsam dünya yörüngesinden çıkacak dedin. Sadece bir şansımız olacak. Güven bana, işe yarayacak. Şimdi üstündeki tüm ağırlıkları at ve hızlan. Necati, pudingi cihazın önüne koy. Ha, hangi pudingi? Onu yedim ben. Ne? Ohoho, şaka. Çok az zamanımız kaldı. Büyütsene pudingi Mirke. Cihazı başlattım ama biraz yavaş çalışıyor. Umarım Şakir'e yetişir. Evet sayın seyirciler. Bakalım cihaz zamanında çalışacak mı? Nefesler tutuldu. Evet, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aa, gerçekten nefesini tutmuş. Bırak nefesini. Ve hızlı koşan çocuğun önümüzden geçmesi için geri sayım başladı. 9, 8, 7, hadi 6, çalış artık. Hayvan, 25, 89. Çalışıyor. Yaşasın, kurtulduk. İşe harika. Oley. Pudingin içine hapsoldum. Arkadaş, senin de dertlerin bitmiyor. Onu da kendiniz halledin. Merak etmeyin, o iş bende. Yuhuu. Şakir, açıl oradan. Yoksa seni de yiyebilirim.